bu bahse konu olan yer 11. ayın 30'una kadar Ordu Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olan Ünye Büyük Camii arkasında yaklaşık 50-60 yıl önce yapılan belediye kiracılarından oluşan bir yer. Ve burası 12. ayın başına kadar Ordu Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeydi. Burada birçok kiracı var. Kiracı olmayanlar da var. Yani orada oturan ama kiracı olmayanlar da var. Hatta ecnebisini 5 yıldır ödemeyenler de var. Çünkü bizde kaydımızda bizde kimlerin kiracı olduğu belli. Kimlerin ecnebisiyle oturduğu da belli. Onların kaç yıldır kira ödemediği de belli. Şimdi ben Sayın Bakan'ın talimatıyla 2021'in 3. ayında burayla ilgili bir kentsel dönüşüm çalışması yaptım. Bende tarih, kayıt, projeler, her şey var. 2021'in 3. ayında buranın kentsel dönüşüm projesini sözleşmeyle bir proje hazırladık, bir süreç başlattık. Bu süreci tabii Bakan Bey'in bilgisi dahilinde yürüttüğümüz bir çalışmaydı. Sonra bu kentsel dönüşüm çalışması içinde mülkiyet sahiplerini ne yaparız, nereye taşırız, nasıl bir mimari estetik oluşur, bunu çalışmalarına başladık. Ve bahse konu olan yer geçmişte Beylik Horusu denilen bir bölge. Bu zamana kadar Türkiye'nin birçok yerinde ve Ünye'nin de geçmiş yakın tarihinde bir takım çalışmalar yapılıyor diye esnaf kardeşlerimiz hiç onlara sorulmadan, edilmeden, kültür sarayı da dahil yapılan çalışmalarda bu vatandaşlarımız bir yerlere sürüldü. Onların görüşleri alınmadı. Ben Türkiye'de yaptığım kentsel dönüşümün çalışmalarında mülkiyete saygı duyan ve mülkiyete önem veren biriyim. Yaptığımız çalışmalar sonucunda 9. ayın başında ben de tüm toplantı tutanakları, katılanların imzaları, görüntü kayıtları ve video kayıtları da mevcuttur. 9. ayın başında buradaki esnaflarımızla bir toplantı yaptık. Ve herkesin, kiracı olmayan dahi, ecnebisiyle oturanlar dahi biz toplantıya bu arkadaşlarımızı davet ettik. Ve arkadaşlarımıza dedik ki, sorduk. Burada bir kentsel dönüşüm çalışması yapılmak istendiğinde, malum orası kötü bir bina. Ünye'nin kimliğine yakışmayan bir görüntü de var. Hemen yanında bir büyük cami var. Yani şehir estetiğine de yakışmıyor. Ekonomik ömrünü de yitirmiş bir bina. Dedi ki burada bir kentsel dönüşüm çalışması yapılmak istense, sizler burada mülk sahibi olmak ister misiniz diye sorduk. Ve oradaki bütün esnaf kardeşlerimiz bunu memnuniyetle olabileceğini, kendilerinin böyle bir çalışmaya katılabileceğini söylediler. Sonra akabinde 15 gün sonra bir toplantı daha yaptık. Onun da bende tutanakları, görüntü kayıtları, videoları vardır. Dedik ki buradan mülk almak isteyen, yani yapılacak kentsel dönüşüm çalışmalarında buradan mülk almak isteyen vatandaşlarımız, kiracılarımız kaç metrekare yer istiyorlar? Bize yazılı dilekçelerini versin dedik. Ve orada yaklaşık 50 küsür tane esnafımız bize kendi el yazılarıyla, kendi imzalarıyla yapılacak kentsel dönüşüm çalışması projesinde ödeme şartlarını da belirterek, metrekarelerini de kendileri belirterek bize yazılı dilekçe verdiler. Biz de bu dilekçeleri aldık. Yaptığımız projeyi bunların isteklerine göre de revize ettik. Bu çalışmalar yürütülür iken, biliyorsunuz kurumlar arası bazen birbirlerine borç olabiliyor. Sonra bizim Ordu Büyükşehir'inde SSK'ya borcu vardı, Ünye Belediyesi'nin olduğu gibi. Ve bu borca karşılık da birçok yerde, sadece burada birçok mülkleri biz SSK'ya sunduk. Kısa anlatıyorum. SSK'ya sunulan yerlerden biri de
Ünye Büyük Camii arkasında mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan yerdi. Fakat Sesay'la görüşürken biz dedik ki, tamam biz borca karşılık size burayı vereceğiz. 2942 sayılı kanunun 30. maddesine göre sizden burayı tekrar bedeli mukabilde geri alacağız dedik. Bu bilgi dahilinde biz burayı 12. ayın başında SSK'ya devrettik. Ama biz çalışmalarımızı 2021'in 3. ayında başlattık. Vatandaşlarla 9. ayda görüşmeye başladık. Ve vatandaşlarımıza şunu söyledik. Dedi ki siz bize bu talepleri verdiniz. Ve buradaki esnaf kardeşlerimizle 4-5 kere toplantı yaptık. Her toplantında kayıtları bizde vardır. İmza karşılığı yaptık çünkü. Dedi ki o zaman alan projeleri, istekleri doğrultusunda yaptığımız alan projeleri onlara sunduk. Ne zaman sunduk? Daha Ordu Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeyken. Kendileri hiçbir notere, hiçbir başka aracıya gerek kalmadan yaklaşık 50'ye yakın esnafımız metrekaresini ve lokasyonunu kendi belirledi ve o yaptığımız alan projeden yerlerini belirlediler. Biz dedik ki buradan yer almak istiyor musunuz? Evet. Bu görüşmeleri de ben Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ikinci bir şapkamda Ordu Büyükşehir Belediyesi %100 iştiraki olan Orkent AŞ adına yaptım. Ben aynı zamanda Orkent AŞ'nin yönetim kurulu. Ve bu toplantıları Orkent adına yaptığımı da toplantılarda ifade ettim. Yani ben şahsıma yönelik bir toplantı yapmadım. Ve esnaf kardeşlerimize şunu söyledik. Dedik ki buradan yer almak istiyorsanız, işte bunun belli bir yüzdesine, %20'si mi nedir ve peşinat, gerisini kat ittifakında ödemek şartıyla Orkent'le bir protokol yaptılar. Ve esnaf kardeşlerimiz aldıkları dükkanın Orkent tarafından belirlenen metrekare değer üzerinden %20'sini Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Orkent AŞ'nin hesabına yatırdılar. Bir yere almak ne demek? Ücretini ödeyip almak demek. Doğru mu? Biz bu çalışmalar devam ederken proje çalışmalarını bir taraftan devam ettik. Oradaki dükkanların risk analiz raporlarını aldık. Niye aldığımızı da ona açıklayacağım. Şimdi 6306 sayılı kanunun diğer kanunlardan farklı bir özelliği var. Ben buraya 6306 sayılı yasa kapsamını niye soktum? Şimdi kiracı konumunda olan birinin mülkiyet almada öncelik alabilmesi için riskli bina konumuna girmesi lazım ve orada kiracı olması lazım. Yani ben Mimar Niyaz Şen olarak bunu bilinçli yaptım. Eğer ben orayı 6306 yani riskli bina konumuna sokmasa idim, kanunen oradaki kiracıların mülk alma hakkı ve önceliği yoktu. Bu önceliği onlara sağlamak için o binaları riskli bina konumuna soktum ve kiracıların otomatikman oradan mülk sahibi olma önceliği kazandılar. Bu hakkı onlara sağladı.